hiçbir şey alamadım, geri gidiyorum. Niye? Çok pahalı. Millet ucuz diyor geçen sene göre. Vallahi ben pahalı, ben emekliyim onun için. Kimi zaman fiyatlarıyla cep yakan, kimi zaman ise uygun fiyatıyla vatandaşa cazip gelen, hareketli fiyatlarıyla gündemden düşmeyen pazarda fiyatlar ne durumda? Normal yeşillik, maydanoz, o çeşitleri desteler 1'er lira. İyi ya, normal. Vatandaş nasıl karşılıyor peki fiyatları? Vallahi fiyatlar iyi bu sene. Sebze de yani bayağı iyi. Biber 1 lira, 1,5 lira. Patlıcan 1,5 lira. Yani fiyatlarımız bu sene iyi. Fiyatlar gayet şu an güzel. Sebzeler gayet ucuz. Evet. Türkiye'de her şey pahalı da bu şeyler, sebze mebzeler ucuz. Bak domates 1 lira. Bak biber 1 lira. Maydanoz 1 lira. Marul 2 lira. Avuç 1 lira. Yani her şey ucuz. Niye ucuz değil ki? Her şey ucuz. Pazardaki ürünlerin fiyatlarından şikayet eden vatandaşlar olsa da fiyatlardan memnun olan vatandaşlar ağırlıkta. Neler aldınız bugün? Vallahi gördüğünüz bunları aldık. Peki ne kadar fiyatlar? 4 liraya limon. Vallahi şimdi normal. Uygun, güzel gördüm. Şimdi bunun için normal yani. Rahatça alışverişinizi yapabiliyorsunuz. Vallahi çok rahat da yapamıyoruz doğrusu. Neden? Neden? Çok pahalı her şeyde. Şimdi biraz deme her şeyinin boz sırası diye. O yüzden biraz indirimli yani. Esnaf önceki seneye oranla yarının bile altında diyor fiyatlar. Neler söylemek istersiniz bu konuda? Geçen yıla göre bu sene iyi sebzeler. Geçen yıl daha pahalıydı. Pahalıydı. Bu sene daha herhalde sudan dolayı millet çok ekti. O yüzden yani. Pazarda işte sebze, meyve almaya çalışıyoruz. Fiyatlar nasıl peki? Fiyatlar çok uygun. Memnunsunuz yani? Memnunuz evet. Gayet uygun. Peki rahatça alışverişinizi yapabiliyor musunuz? Fiyatlar uygun. Şikayetçi olan vatandaşlar da var çünkü. Şu an için fiyatlar gayet makul. Yani domates 1 TL, salatalık 1,5 TL, karpuz 1 TL. Gayet uygun yani, eskiye göre çok çok daha uygun. Domates, biber, salatalık, genel ihtiyaçlar dahilinde her şeyi almaya çalışıyoruz. Fiyatlara göz gezdirdiniz mi biraz? Bu hafta biraz daha iyi. Göz gezdirme imkanımız oldu. Biraz daha iyi. Nispeten daha iyi. Önceki seneye oranla domatesin, patatesin, soğanın fiyatları aşağı düştü. Ama pazarın yeni şampiyonu sarımsak oldu. Sarımsak fiyatından haberiniz var mı? Sarımsağa zaten hiç yaklaşılmıyor. Sarımsak almıyoruz. Sadece tezgah önünde bakıp geçiyoruz diyor. Tabii. Onun yerine soğan yiyoruz. Sarımsak bu sene zam şampiyonu. Nedeni bu sene tarlalarda bayağı sarımsak yani verim alamadılar. O da talebi karşılamayınca yani ister istemez talep de çok olunca bu arz talep meselesi yani. O yüzden turşu zamanı geldi. Turşu sezonu evet. Açıldı diye sarımsak zam yaptı deniliyor. Böyle bir şey var mı? Yok. Bu sene sarımsak zaten bak kendim de satıyorum yani. Buyurun çekebilirsiniz. Yani bunun en bol 1,5 ay önce 20 liraydı yani. O zaman sarımsak yaştı. Şimdi yaş olduğu zaman hem kilo çıktı, şimdi kurudu. Yani %50 suçtu gitti yani. İster istemez mecburen yani bu sene de yapacak bir şey yok. Ne kadara satıyorsunuz sarımsağı mesela? 35 lira. 35 lira. Evet. Sarımsak hocam yerinde üretimi az. Bir de bu sene dışarı ithalat da herhalde var. Bir de ayrıca tüm turşu zamanı da geldi. Gitgide fiyat yükselir. Vatandaş diyor sarımsakı ucuz yapsın, diğerine şimdilik karışmaz. Sarımsak neden pahalı? Sarımsak dışarıdan geliyor, bilmiyorum. Ne kadara satıyorsunuz siz sarımsağı? 35 lira. 35 liraya satıyorsunuz? Fatura 4 lira. 35 liraya satıyorsunuz, vatandaş tepki göstermiyor mu buna? Çok tepki gösteriyor, hem de çok.